Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Tevbe suresinin son iki ayeti, 128-129. ayetleri inşallah beraber değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına, feyizlerine mazhar eylesin. Bu iki ayet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nihayet derecedeki şefkatini, merhametini bizlere anlatıyor. Allah-u Teala onu bir rahmet peygamberi olarak gönderdi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Onun bütün alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden bir ayet. Ben önce bu iki ayetin, Tevbe suresinin bu son iki ayetinin mealini arz edeceğim. Ardından da bir nebze tefsirini yapmaya gayret göstereceğim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ Andolsun ki size bir elçi geldi. مِنْ اَنْفُسِكُمْ içinizden. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ Sizi meşakkata atan şeyler onu rahatsız eder, onu incitir. حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ O son derece size düşkündür. Bil müminine raufur rahim ve o müminlere rauf rahimdir. Son derece şefkatli, merhametlidir. Fe in tevellev Burası da Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Ey Peygamber, eğer onlar yüz çevirirlerse, senin bu şefkatine rağmen, onlar senin davetinden yüz çevirirlerse, fagul sen şöyle söyle, hasbiyallah, Allah bana yeter. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu, ben sadece ve sadece ona tevekkül ettim. Ve huve rabbul arşil azim, ve o arş-ı azimin, o büyük arşın Rabbidir. Buraya kadar olan kısım, kısa bir meali. Daha önce bir vesileyle arz etmiştik. Kur'an-ı Kerim'in meali, denizin maviliği gibi. Ama tefsiri ise o denizin derinliği. Böyle maviliğini gördükten sonra inşallah biraz da derinliğine dalmaya çalışacağız. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ Size bir elçi geldi. Andolsun ki size bir elçi geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi. Daha evvelinde de başka peygamberler elçi olarak gönderilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın gönderdiği son elçi. Yani son peygamber. Min enfusikum içinizden bir peygamber. Burada bazı cihetleri değerlendirebiliriz. İçinizden derken Kur'an'ın ilk muhatapları itibariyle Araplara Araplardan bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette bu şöyle ifade ediliyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلْسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz her bir peygamberi kavminin diliyle gönderdik. Ta ki onlara beyan etsin, onlara açıklasın. Dolayısıyla Kur'an'ın ilk muhatapları itibariyle baktığımızda, Kur'an'ın ilk muhatapları Arap, onların içinden de kendilerinden bir peygamberin gönderilmesi son derece muvafık. Bir yönü bu. Bir başka yönü ise genel anlamda düşünüldüğünde min enfusikum kendi içinizden. Burada da genel olarak değerlendirecek olursak insanlara insan cinsinden bir peygamber. Bu Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde nazara verilen bir husustur. İşte bazı müşrikler gerek peygamberimize gerek başka peygamberlere şöyle demişler. Yani Allah bir insanı mı elçi olarak gönderdi? Eğer illa elçi gelecekse Allah'ın bir melek göndermesi gerekmez miydi? Bu mealde başka ayetlerde de geçiyor. Hatta buna cevap veriliyor. Yeryüzünde yaşayanlar insan olduğu için Allah insanlardan peygamber gönderdi. Ama yeryüzünde yaşayanlar insanlar değil de melekler olsaydı Allah elbette meleklerden elçi gönderirdi. Burada da İnsan nevi itibariyle baktığımızda insanlara insandan bir peygamber.
Ve biz bunu kelime-i şehadette devamlı ifade ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Burada abduhu, peygamberimizin beşeriyet yönü. Yani o insanlardan bir insan, içimizden bir peygamber, insan cinsinden bir peygamber. Tabi bunun böyle olması son derece manidar. İnsanlara eğer meleklerden bir peygamber gönderilseydi, haklı olarak insanlar biz bunun yaptığını nasıl yapalım diyebilirlerdi. Yemeyen, içmeyen, sıcaktan soğuktan etkilenmeyen, aile hayatı olmayan, bize hiç benzemeyen bir varlık. Evet, böyle bir varlık Allah size şunları emrediyor demek de yeterli olurdu. Bu gayet normal ama hal ve hareketleriyle, yaşantısıyla insanlara örnek olamazdı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela çarşı içinde dolaşıyor. Normal diğer insanların yediği gibi o da yemek yiyor. Müşrikler bunu tenkit konusu yapıyorlar ve diyorlar ki bu nasıl peygamber böyle? Yemek yiyor, çarşılarda geziyor. Halbuki insanın rehber alacağı zat elbette onun cinsinden olması gerekir. Peygamberin insan cinsinden olması gerekir ki yemek yesin, ta ki nasıl yemek yenilecek, yemeğin adabını bize öğretsin. Öte yandan çarşılarda gezsin, çarşılarda dolaşmanın adabı nedir, ticarette nelere dikkat edilir, edilmelidir, bunları bize anlatsın. Bu açıdan baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlardan biri olması son derece yerinde. Ayet-i Kerime bu yönüyle de ele alınabilir. İçinizden bir peygamber derken siz insanlara insan cinsinden bir peygamber gönderdik. Bir başka cihete tefsirlerde şöyle dikkat çekiliyor. Enfusikum, enfesikum şeklinde de okunmuş. Enfus, enfes, yazılış itibariyle Arapçada aynıdır. Hareke farklılığı var. Enfesikum şeklindeki kıraata göre o zaman mana şöyle oluyor. İçinizden en şerefli olanı peygamber olarak gönderdik. Temsilde hata olmasın. Bir öğretmen sınıftan bir başkan seçeceği zaman herhalde bu işi en iyi kim yapabilir? Onu seçer. Allahu Teala kimi peygamber yapacağını elbette bilmektedir. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Böyle olunca da o günün toplumunda risalet görevini en iyi yüklenebilecek, bu ağır yükü en rahat omuzlayabilecek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı o görev ona veriliyor. İmam-ı Rabbani şöyle demiş, Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Yani bir hükümdar kime ne görev vereceğini bilir, temsilde hata olmasın. Allah-u Teala da kime risalet görevi vereceğini, kime velayet görevi vereceğini elbette bilir ve ona göre o görevleri taksim eder. Demek ki bu yönden de baktığımızda en kıymetli insan, en şerefli, en itibarlı olana böyle bir görev verilmiş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insan olması, abd olması Kur'an-ı Kerim'de çok değişik yerlerde nazara verilir. Mesela Miraç ile ilgili ayetin başında Sübhanellezî esra bi abdihi, kulunu gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah'ın şanı ne yücedir. Burada peygamberimizden kul olarak bahsediliyor, abd. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan bahsedilirken onun abd olduğu, Allah'ın kulu olduğu hasaten nazara veriliyor. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'a abd olmaktan istinkaf etmez, bundan çekinmez. Dolayısıyla her bir peygamberin en belirgin bir özelliği abd olmasıdır, Allah'a kul olmasıdır. Ancak peygamberimizin abdiyet cihetini nazara verirken, hani o da yemek yiyor, o da çarşılarda geziyor, o da sıcaktan soğuktan etkileniyor, o da evleniyor. Bu manada devamlı bu yönü nazara verilse, insanlar belki de saygıda kusur edebilir. O da demek ki bizim gibi bir insan. Evet, bizim gibi bir insan ama bizden farklı olarak o peygamber. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu iki cihet beraberce nazara verilir. Ve peygamberimize
şöyle demesi emredilir. Kul innema ene beşerun mislukum. Ey peygamber de ki ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye. Ama bana vahiy geliyor. İşte bu ikisini ayırma babında Arapça bir şiirde şöyle denilmiş. Muhammedun beşer, lakel beşer, bel huve lü'lü'n beynel hacer. Muhammed bir insandır ama diğer insanlar gibi değil, o taşlar arasındaki bir inci gibidir. Yani inci de taş cinsinden ama diğer taşlara kıyas edilmez. Bunu ifade eden sonra azizün aleyhi me'anittum, sizi inciten şeyler ona ağır gelir. Burada aziz, Resul'ün bir sıfatı olarak da bazı müfessirlerce değerlendirilmiş. Ama genelde azizün aleyhi me'anittum, bu tarz bir cümle olarak tercih edilmiş. İşte sizi inciten şeyler onu rahatsız eder. Ona zor gelir. Bunu belki en iyi şöyle anlayabiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetin babasıdır. Yani nesebi olarak kendisinin çocukları var. O anlamda baba değil. Ama bir baba veya bir anne nasıl evladıyla çok yakından ilgilenir? Ama onun şefkati daha çok kendi evladıyla sınırlıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ise bütün ümmetiyle, bütün zamanlardaki bütün ümmetiyle çok yakından alakadar. Ve ümmetinin hali onu düşündürüyor. Öyle ki Kur'an-ı Kerim bunu nazara verirken فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَّفَ. Yani onlar bu Kur'an'a, bu söze iman etmiyorlar diye sen neredeyse canına kıyacaksın. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son derece şefkatini, merhametini gösteriyor. Yani bir baba evladını kötü durumda görse çok ızdırap duyar. Peygamber ise bütün ümmetinin haliyle çok yakından alakadar. Dolayısıyla ümmetini meşakkatte görmek, sıkıntıda görmek veya kötü yollarda görmek onun hassas ruhunu fevkalade rencide ediyor. Harisun aleykum, o size son derece düşkündür. Yani üzerinize titrer tabiri caizse. Sizin iyi olmanız için, kamil bir iman elde etmeniz, salih ameller yapmanız, günahlardan uzak kalmanız için o son derece size karşı düşkündür, üzerinize titrer. Bil müminine raufur rahim ve müminlere son derece rauf rahimdir. Son derece şefkatli ve son derece merhametlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında onun şefkat ve merhametinin o kadar misalleri var ki adeta anlatmakla bitmez diyelim. Biz yine de numune olarak bunlardan bazılarını ifade edelim. Bir defasında bir deve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Adeta halini şikayet ediyor. Peygamber Efendimiz bu devenin sahibi kim diye soruyor. İşte bir delikanlı, ya Resulallah benim diyor. Peygamber Efendimiz deve diyor bana kendisinin aç bırakıldığını ama çok yük yüklendiğini söyledi, halinden şikayet etti. Bu hayvanların üzerinizde hakları vardır, böyle yapmayın. Yani bir deve bile peygamberin o sonsuz şefkatinden, merhametinden bu şekilde nasibini alıyor. Başka bir olayı nakledeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerle sohbet ederken bir bedevi geliyor ve bedevi Peygamberimizden yardım istiyor. Maddi yardım istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona yardımda bulunuyor. Zaten onun adeti kimseyi boş çevirmemek. Hatta bazıları demişler ki kelime-i şehadetteki la olmasaydı peygamber hayatında la demezdi. Olmaz demezdi. İşte ona da veriyor. Ardından da nasıl seni memnun edebildim mi? Bu yeter mi diyor. Adam bedevi ya çok açık bir şekilde yok memnun olmadım diyor. Bu şekilde biraz haddi aşar bir ifade kullanınca sahabeler homurdanmaya başlıyorlar. Neredeyse adamın üzerine yürüyecekler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor. Yani bir şey yapmayın diye. Evine gidiyor. Ardından da onu evine çağırıyor. Ve evde ona bir miktar daha veriyor.
Nasıl şimdi memnun oldun mu diyor, yeter mi? Yeter diyor, şimdi yeter. Peygamber Efendimiz bunu diyor, benim ashabımın yanında da söyle, yoksa içlerinde sana karşı bir buğz var. Beraber tekrar meclise geliyorlar ve orada Peygamberimiz soruyor, işte diyor bakın bu zat gelmişti, ben vermiştim ama yetmediğini söyledi. Ben evde bir miktar daha verdim. Şimdi yine soruyorum, bu yeter mi diyor. Tamam mı, memnun musun? Tamam memnunum diyor. Ve ardından sevinerek hoş bir şekilde adam oradan ayrılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu gönderdikten sonra sahabelerine şunu söylüyor. Benimle sizin haliniz şuna benzer diyor. Birinin devesi var. Devesi kaçmış. Diğer insanlar o deveyi yakalamak için devenin peşinden koşuyorlar. Ama onlar koştukça deve daha da hızlanıyor. Daha da kaçıyor. Bunun üzerine devenin sahibi diyor ki, devemi bana bırakın. Ben ona daha şefkatliyim ve onun halini daha iyi bilirim. Ve diğerleri kovalamaktan vazgeçiyor. Devenin sahibi yerden biraz bir tutam ot gibi bir şey alıyor. Devesine yavaş yavaş yaklaşıyor. Deveyi de kendine çağırıyor. Ve deve geldiğinde onun yularını takıyor. Mesela halloluyor. İşte diyor benimle sizin farkınız böyle. Ben kurtarmaya çalışıyorum. Meseleyi halletmeye çalışıyorum. Eğer diyor sizin düşündüğünüz gibi yapmış olsaydık o bu haliyle cehenneme doğru giderdi. Ama bu şekilde onu kurtarmış olduk diyor. Benzeri bir olay, meşhur bir olaydır. Onu da nakledeyim. Bedevi birisi Mescid-i Nebevi'de küçük abdestini bozuyor. O günün toplumunda bu bir derece normal gibi. İnsanlar fazla daha o kadar medeniyetle iç içe değiller. O da normal adeti olduğu üzere başka yerlerde yaptığı gibi orada da bunu yapıyor. Sahabeler bunu görünce adamın neredeyse üzerine çullanacaklar. Peygamberimiz yine durun diyor. Onları rahatlatıyor. Ve ardından da bir kova su getirin diyor. Orayı temizletiyor. Adamı memnun bir şekilde gönderiyorlar. Ve Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sizin düşündüğünüzü yapmış olsaydık o insanı kaybedecektik. Demek ki mesele insanları kazanmaya çalışmak, kaybetmek kolay. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetin manevi babası hükmünde. Bir doktor nasıl ki hastasıyla birebir ilgilenir, yakından ilgilenir. Şefkatli bir doktor. Peygamber Efendimiz de ümmetinin adeta her biriyle bu şekilde ilgileniyor. Onları dünyevi uhrevi memnun etmeye çalışıyor. Onları kazanmaya gayret gösteriyor. Ayet-i kerimede hasaten o müminlere karşı son derece rauf rahimdir denilmesi. Malum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ile mükellef olduğu gibi aynı zamanda savaşla da mükellef. Dolayısıyla müşriklere karşı veya İslam'a zarar verenlere, kafirlere karşı zaman zaman savaşı da olmuş. Bu açıdan ayet-i kerimede bil müminine raufur rahim, müminlere son derece şefkatli, merhametlidir. Bu nazara veriliyor. Burada başka bir ince nokta var. Rauf rahim, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. Malum meşhur bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın 99 ismi olduğunu söylüyor. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine isme ve men ahsâhe dehalel cennem. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları birer birer saysa o cennete gider. Bu isimlerden iki tanesi de Rauf, Rahim. Burada bu Rauf ve Rahim isimlerinin doğrudan Peygamberimiz hakkında kullanıldığını görüyoruz. Bil müminine Raufur Rahim. Yani Rauf Rahim özelliği Allah hakkında Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı gibi doğrudan Peygamberimiz hakkında da kullanılıyor. Bunun şöyle bir ayrıntısı var. Acaba Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'sı insanlar için kullanılabilir mi? Ayet-i Kerime kullanılabileceğine bir delildir. İşte Cenab-ı Hak Rauf Rahim'dir. Peygamberimiz de Rauf Rahim'dir. Ancak bunu ifade ederken Allah'ın Rauf Rahim olmasıyla Peygamberin Rauf Rahim olması aynı şekilde de değerlendirilmemesi gerekir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın Rauf ve Rahim isimlerine
azami derecede mazhardır. Onun esması en parlak ayin olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün haşmetiyle tecelli etmiştir. Bir insan ne kadar rauf, ne kadar rahim olabilecekse Peygamberimiz de bu görülmüştür. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın daha diğer bir kısım isimleri, mesela Latif, Allah'ın isimlerindendir. Ve huve latiful habir ayette geçiyor. Allah latiftir, habirdir. Habir, haberdar olan demek. Latif, her şeye nüfuz eden ve lütfeden anlamına geliyor. Allah'a nispet edildiğinde böyle. Ama insanlara da latif denilebilir mi? Evet, bazı insanlar diğerlerine göre daha latiftir. Bu açıdan latif ismi insana verilir, verilebilir. Ama Abdüllatif de denilebilir, latifin kulu. Öte yandan rahim denilebilir mi birisine? Denilebilir. Ama Abdurrahim demek daha güzeldir. Fakat bazı isimler var ki, mesela Rahman, Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalı kabul ediliyor. Bir insana doğrudan Rahman ismi verilmesi uygun değil. Öte yandan mesela diyelim Kuddüs veya Samet. Kuddüs her türlü kusurlardan, ayıplardan, eksiklerden pak münezzeh olan anlamında. Bir insanın böyle bir özelliği olamaz. Yani bir insan bütün kusurlardan uzak olamaz. Bu açıdan doğrudan Kuddüs ismi insana verilmesi uygun görülmemiş. Abdülkuddüs olur. Orada bir problem yok. Samet, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. De ki, o Allah ehaddir ve samettir. Samet'in çok kısa bir tarifi şöyle yapılıyor. Her şey ona muhtaç, o ise hiçbir şeye muhtaç değil. Her şeyin ihtiyacını karşılayan o. Bu manada baktığımızda bir insanın samet olması düşünülemez. Dolayısıyla samet ismi bir insan hakkında kullanılması uygun görülmüyor. Bunun yerine Abdüssamet demek gerekir. Demek ki ayet-i kerimede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rauf, Rahim denilmesi bir takım incelikleri taşıyor. Ve Peygamberimizin o nihayetsiz engin şefkatini, merhametini bize ifade ediyor. فَاِنْ تَوَلَّوْا Ama şayet onlar yüz çevirecek olurlarsa fegul sen de ki. Onlar yüz çevirirlerse, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o engin şefkatiyle insanlara tebliğde bulunuyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Her türlü metotla insanlara anlatıyor. Ve bu şekilde görevini yapmaya çalışıyor ve yapıyor. Hakkıyla bir hakkın görevini eda ediyor. Böyle olmakla beraber, anlatan kişi peygamber olmakla beraber, hem de en seçkin peygamber olmakla beraber bir kısım insanlar yüz çevirecektir. Bu böyle. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Hazreti Adem'in iki oğlu, işte biri Kabil, diğeri Habil. Bunlar arasında bir mücadele olmuş ve Kabil, kardeşi Habil'i öldürmüş, katil olmuş. هَذَانِ خَسْمَانِ Bu ikisi iki hasım diye ayet-i kerimede insanların iki gruba ayrıldığı da nazara veriliyor. Ehli iman ve ehli küfür. Necip Fazıl'ın şiirinde oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dediği gibi gerçekten de tarih boyunca insanlar bir kısmı ehli iman safında yer alıyor, diğeri de ehli küfür safında yer alıyor. Böyle olunca peygamber gibi en güzel anlatan bir insan bile, en etkili anlatan bir insan bile anlatsa bazıları yine yüz çevirecek. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibiler yüz çevirecek. Bu da tarihi bir realite. Belki meselenin kadere bakan ciheti de var. Kadere bakan ciheti şu: bu yüz çevirenler kaderden bir zorlamayla yüz çevirmiyor. Kader insanları hür ve serbest bırakıyor. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle insan hür olmaya mecbur. Yani insan mutlaka çoktan bir seçmede bulunacak. Kendisine sunulan alternatiflerden birini seçecek. İman noktasında, iman küfür noktasında ya imanı veya küfrü seçecek. Dolayısıyla insan bunlardan birinde yer alıyor ve kendi tercihiyle ya imanı veya küfrü seçiyor. İşte Peygamberimiz döneminde de Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi bir kısım nasipsizler. Bunlar peygamberden
çok etkili bir şekilde dinin hakikatlerini duymakla beraber kabul etmediler ve yüz çevirdiler. Onların yüz çevirmesi Peygamber Efendimiz'i fevkalade rencide ediyordu, rahatsız ediyordu. Daha önce nazara verdiğim ayette de ifade edildiği gibi, onlar iman etmiyorlar diye sen neredeyse kendi canına kıyacaksın, kendine yazık edeceksin. Cenab-ı Hak bu noktada Peygamberimize böyle nasihat ediyor. Yani o kadar da üzülme. فَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların bu sözleri seni üzmesin. Onların haktan yüz çevirmesi seni üzmesin. Bu mealde pek çok ayetler var. Cenab-ı Hak Peygamberimizi özel olarak da bu noktada yönlendiriyor tabiri caizse. Yapması gerekeni bildiriyor. Bunu ifade ederken bunun herhalde güzel bir misali, yarasa misali olabilir. Hani şairlerimizden biri de diyor ya, rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Yani yarasanın gözü ziyadan rahatsızlık olur, rahatsızlık duyar. Bir kısım insanlar da peygamberin nurundan, İslam nurundan, Kur'an nurundan rahatsızlık duyuyorlar. Işık kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Faydalı, gayet güzel bir şey. Ama bazı mahiyetler eğer yarasaya dönüşmüşse artık onlar ışıktan rahatsızlık duyuyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an'dan şifa ve rahmet indirildiğini ifade eder. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan inananlara şifa ve rahmet indiririz. Ama فَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنَ اِلَّا خَسَارًا Kur'an zalimlerin ancak hüsranını artırır. Yani müminler ondan şifa buluyor. Ondan fevkalade istifade ediyorlar. Ama zalim olanlar daha da rahatsızlık duyuyorlar. Onların da hüsranı artıyor. Mevlana'nın Mesnevi isimli eserinde bunun da çok güzel bir açıklaması yapılıyor. Üzerinden 100 bahar geçse de kuru ağaçların baharı gelmez diyor. Yani dallar kurumuşsa, üzerinden 100 bahar da geçse onlarda çiçek de bitmez, meyve de bitmez. Demek ki onlar kuru odun haline gelmişler. Kuru odun netice itibariyle yakılır. Demek ki bazı insanlar da odunun akıbetine maruz kalacak. Bununla alakalı tabii kuru odun haline gelmek, kendi nasipsizlikleri, kendi kesplerine tereddüt eden bir netice. Yoksa kader canibinden doğrudan doğruya bir zorlama değil. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın işte Firavun'a gitmesi anlatılırken Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya ve kardeşi Harun'a, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'a şu emri veriyor. Firavun'a gidin, ona yumuşak bir şekilde anlatın. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Bu bütün peygamberlerin ortak bir metodu. Her devrin kendine göre firavunları vardır ve o firavunlara Allah'ın dini tebliğ edilmelidir. Peygamberimiz döneminin de firavunu Ebu Cehil'di. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'e defalarca gitti ve Allah'ın dinini tebliğ etti. Ama o kabul etmedi. Göz göre göre küfrü inadiyle kabul etmedi. Ve bunun neticesinde işte cehenneme ehil olacak tarzda bir hayat yaşadı. Sonunda cehennem olup şu dünyadan gitti. İşte ayet-i kerime bu noktaya işaret ediyor. Eğer onlar yüz çevirirlerse, yani yüz çevirecekler, eğer yüz çevirirlerse, fagul sen şöyle de. Peygamberimize bu bir talimattır. Sen onlara de ki, hasbiyallah, Allah bana yeter. Yani Allah bes, dilimizde de kullanılan bir ifade, gayri heves. İşte eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa, sen de ki, Allah bana yeter, hasbiyallah. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yok. Yani ondan başka hak mabut yok. Aleyhi tevekkeltu, ben sadece ona tevekkül ettim. Burada aleyhinin önce ifade edilmesi, tevekkeltu aleyh değil de, aleyhi tevekkeltu, tevekkeltu, ben sadece ve sadece ona tevekkül ettim. Yani insanlar günlük hayatında bir takım sebeplere de epey bağlanabilir. Bir takım güç kuvvet sahipleri vardır. Onlardan bir medet bekler, onlardan bir şey bekleyebilir. Bu da insani bir zaaftır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece ve sadece
Allah'a tevekkül etmekle mükellef. Biz de mükellefiz de o bunun gereğini yapıyor. Ben sadece ve sadece ona tevekkül ettim. Ve huve ve o Rabbul Arşil Azim, Arş-ı Azim'in Rabbidir. O büyük arşın Rabbidir. Burada tabi La ilahe illahu tevhidin bir ifadesi. Kur'an-ı Kerim'in en temel davası Allah'ın varlığı, birliği, tevhid meselesidir. Bütün peygamberlerin en temel davası odur. Ve bütün peygamberler La ilahe illallah hakikatini insanlara anlatmak için gelmişlerdir. Yoksa insanlar kendi elleriyle putlar buluyorlar ve kendi buldukları veya yaptıkları putların karşısında ibadete geçiyorlar. Bütün peygamberler insanları mahluka, kula, kul olmaktan kurtarıp tek Allah'a abd olmaları için gönderilmişler. Bu noktada da her peygamberin davetinde tevhidi ifade etmek en temel bir esas. Allah'tan başka hak mabut olmayınca tevekkül de sadece ona olmalı. Başkasına değil. Dayananlar sadece ve sadece Allah'a dayanmalı. Tabi burada ince bir nokta var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini tebliğ ederken en büyük destekçilerinden birisi hanımı Hazreti Hatice'ydi. Bir başkası salihen açık bir şekilde imanı telaffuz etmeyen ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatını, şahsını cidden çok seven Ebu Talip idi. Ve bu ikisi Kureyş'in eşrafından, Mekke'nin en önde gelenlerinden Peygamberimize tam sahip çıkıyorlardı. Ama aynı sene içinde ikisi de vefat etti. Hicretten önce vefat ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ikisinin vefatından fevkalade müteessir oldu. Ve en büyük iki destekçisini aynı yıl içinde kaybetmiş oldu. Öyle ki siyer kitaplarında bu sene değerlendirilirken senetül hüzün, hüzün senesi denilir. Yani burada sadece Allah'a tevekkül ettim hakikati sebepler noktasıyla birleştirildiğinde elbette sebeplere tevessül de olacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sebeplere müracaat etmekle mükelleftir. Ama tevekkül ondan sonra oluyor zaten. Yani tevekkül sebeplere fiili teşebbüsten sonra netice noktasında neticeyi Allah'a havale etmek. Yoksa bu ince nokta bazen karıştırılıyor. İşte davamızın hak olması yetmez mi? Allah'a tevekkül ederiz. O her şeye kadir değil mi? Evet Allah her şeye kadirdir de ama sebepler dünyasında olduğumuzdan sebeplerin de hakkını herhalde vermek gerekiyor. İtikat noktasında ise sebeplerin Allah'ın yardımıyla ancak onun bir inayetiyle bize yardımcı olabildiklerini de bilmek gerekiyor. Sebeplerin arka planında, vesilelerin arka planında ilahi teyidi görebilmek lazım. Benzeri bir durum Fatiha'da geçmişti. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnızca sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım isteriz. Burada sadece başkasından yardım istemeyiz. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günlük hayatında sebeplere de teşebbüs ediyor. Ve yardım noktasında müşriklerden bile, Arap müşrik kabilelerden bile zaman zaman destek alma durumunda oluyor. Veya Yahudi'den bir borç alma durumu gibi durumlar oluyor. Demek ki sadece senden yardım isteriz manası, bize yardım edenlerin de yardımı netice itibariyle Allah'tandır. Küllün min indillah, hepsi Allah'tandır. Bu manada değerlendirilebilir. Tevekkülde de benzeri bir durum yine aynı şekilde söz konusu. Ve o Allah, benim tevekkül ettiğim Allah, Arş-ı Azim'in Rabbidir. Arş, bu İslamiyet'te derin meselelerden birisi. Acaba arştan murat nedir? Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın arşından söz ediliyor. Ama bu arşın hakikati nedir? Mesela kürsiden de söz edilmiş. Vesiya kürsi yuhus semavati vel art. Ayetel kürside okuyoruz. Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve arşın bundan daha büyük olduğuyla alakalı rivayetler var.
işte kürsi arşa nispetle çöle atılmış bir halka gibi, bütün alem de kürsiye nispetle çöle atılmış bir halka gibi. Bu mealde rivayetler var. Ama bunun hakikati nedir? Mücessem bir arş mı arayacağız? Yoksa bunu kinayi bir mana olarak mı değerlendireceğiz? Hamdi Yazır tefsirinde arşta cismaniyet iddia olunamaz diyor. Yani arş denildiğinde illa cismani bir taht, öyle bir iddia söz konusu olamaz. Belki Türkçe'de bunun karşılığı, mesela iktidar mücadelesi anlatılırken koltuk mücadelesi diye anlatılır. Veya eskiden taht, padişahların ülkeyi idare ettikleri koltuk değil taht idi. Taht mücadelesi. Osmanlı şehzadeler arasında da zaman zaman taht kavgası olmuş. Tahta oturan, işte mühür kimdeyse Süleyman odur. Tahta oturan da ülkeyi o idare ediyor. Burada bu manayla bakıldığında arş denildiğinde Cenab-ı Hakk'ın saltanatı anlaşılır. Bütün alemi idare etmesi. Temsilde hata olmasın. Nasıl ki bir hükümdar tahtına oturur. Oradan bütün ülkeyi emirleriyle, direktifleriyle idare eder. Cenab-ı Hak da arş-ı rububiyetinden alemi idare etmektedir. Tasarrufat-ı ilahiyenin, saltanat-ı ilahiyenin bir nevi merkezi. Bu anlamda değerlendirilebilir. Böyle olmakla beraber, tabii illa şudur demek de belki zor. İslami meseleler içinde, Kur'an'ın bize anlattığı meseleler içinde alimlerin hakkında en ziyade konuştuğu meselelerden birisi arş meselesidir. Er-Rahmanu alel arşi isteva. İşte Rahman olan Allah arşa istiva etti. Yani zahiri mealine göre düşünüldüğünde tahta oturdu veya koltuğa oturdu. Böyle bir mana. Ancak bunlara müteşabihat deniyor. Müteşabihat şöyle. Mesela ayette Allah'ın eli ifadesi de geçer. Yedullah fevka idihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bu şu münasebetle geçiyor. Hudeybiye barışı evvelinde işte Mekke müşrikleri Hazreti Osman'ı öldürdü diye bir haber çıkıyor. Elçi olarak gönderilen Hazreti Osman'ı öldürdüler diye bir haber çıkıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeden biat alıyor. Peygamberimizin eli onların elinin üzerinde, bu şekilde onlardan biat alıyor. Ve burada nazara verilen mana şu, peygambere biat eden Allah'a biat etmiş olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْعُونَكَ اِنَّمَا يُبَيْعُونَ اللّٰهِ Ayette zaten bu net bir şekilde ifade edilmiş. Sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü peygamber Allah'ın elçisidir. Kendi adına biat almıyor. يَدُ اللّٰهِ فَوْغَ اِد۪يهِمْ Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani peygamberin eli onların elinin üzerindeydi. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bunu ben Türkçe'de şöyle biraz daha iyi anlıyorum şahsen. Mesela devletin eli diye bir ifade var. Devletin eli güçlüdür. Devletin eli kuvvetlidir. Devletin eli her yere uzanır. Bu gibi ifadeler kullanırız. Devletin eli dediğimizde böyle bir el anlaşılmıyor. Anlaşılmaması da gerekir. Devletin eli denildiğinde bu el anlaşılmıyorsa, ayette geçen Allah'ın eli ifadesinden de elbette böyle mücessem bir el anlaşılmaz ve anlamamak gerektir. Benzeri bir şekilde de o arş-ı azimin, büyük arşın, yani büyük tahtın sahibidir, Rabbidir. Ayette bu mana ifade edildiğinde Allah'ın saltanatının son derece muhteşem olduğu, onun mülkünün her tarafına tam hakim olduğu ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de Belkıs'ın tahtı anlatılıyor. Hüthüd'ün diliyle anlatılıyor. Hüthüd bir kuş. Hazreti Süleyman'ın çok muhteşem bir saltanatı var. Ve Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber Karınca Vadisi'nde ilerliyor. Önce orduyu bir teftiş ediyor. Bakıyor Hüthüd yok. Hüthüd'ü göremiyorum diyor. Nerelerde acaba? Eğer bir mazereti yoksa ben onu cezalandıracağım diyor. Çok geçmeden Hüthüd geliyor. Ve ci'tüke min sebe'in binebe'in yakin. Ben diyor sebe'den yakini bir haberle, şüphesiz hak bir haberle sana geldim diyor. Ve haberinde
İşte Sebe denilen ülkede bir kraliçe var. Melike, kraliçe var. O onlara hükmediyor. Ve onlar güneşe tapan bir topluluk. Ve bunlar anlatılıyor. Ve Sebe Melikesi Belkıs'ın saltanatı anlatılırken وَلَهَا arşun azim. Onun çok büyük bir arşı var. Arş, taht. Ve onun çok büyük bir tahtı var. Burada onun saltanatı da anlaşılabilir. Her neyse, neticede Süleyman Aleyhisselam onun tahtını işte Yemen'den Şam'a getirtiyor. Ve Belkıs Eslemtu ma Süleyman lillahi rabbil alemin diyor. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine ben de teslim oldum diyor. Hidayet kendisine nasip oluyor. O ayrı bir mesele. Burada konumuzu ilgilendiren yönü ve lehe arşun azim, o kadının çok büyük bir arşı var. Burada arştan murat herhalde doğrudan cismani böyle bir koltuk, bir taht anlaşılmaması gerekir. Onun saltanatı anlaşılması daha uygun. Çünkü mesele sadece bir koltuk veya bir taht meselesi ise orta halli bir vatandaş da kendine çok güzel bir taht yaptırabilir ama ülkeyi idare edemez. Veya diyelim başbakanın bugün oturmuş olduğu koltuk iktidar koltuğudur. Başbakanın oturduğu koltuktan çok daha kaliteli bir koltuğu orta halli bir vatandaş kendine yaptırabilir ama kendi evini bile doğru dürüst idare edemez. Demek ki koltuktan veya tahttan murat ülkenin idare edilmesi. Bu manada bakılması daha güzel. İşte Belkıs nasıl ki tahtına oturuyor, ülkeyi idare ediyor, ona göre kendisinin büyük bir arşı var. Ama burada arş elif lamsız olarak, yani nekra deniliyor Arapçada buna, elif lamsız olarak getiriliyor. Yani gerçek manada taht onun tahtı değil. Peki gerçek manada taht kimin tahtı? Gerçek manadaki taht ve saltanat sadece ve sadece Allah'ın saltanatı. İşte bu ayet-i kerimede de el arşil azim diye eliflamlı olarak bu ifade edilmiş. Yani gerçek saltanat Allah'ın saltanatıdır. İmam-ı Gazali'nin Mişkatül Envar isimli kitabında isimde müşareketin mahiyette iştiraki gerektirmediği çok harika bir şekilde anlatılmış. Mesela Allah alimdir, ilim sahibi, insan da ilim sahibi. Yani buradan Allah'ın ilmiyle insanın ilmini kıyas etmek çok yanlış olur. Asıl ilim Allah'ındır, bizlerdeki Allah'ın ilminin bir yansımasıdır. Öte yandan mesela nur, Allah'ın isimlerinden, Allah'ın nuru semavati vel ard. Gazali orada gerçek nur Allah'tır, bütün nurlar ona nispetle ancak izah edilir. Gerçek nur Allah'tır. Diğer bütün nurlar onun nurunun bir tezahürüdür, yansımasıdır. Bunu anlatıyor. Bir de konumuza bakan yönünü ifade edecek olursak, melik olmak, hükümdar olmak, gerçek manada hükümdar sadece ve sadece Allah'tır. Bu manada baktığımızda, mesela Firavun'un bir saltanatı var ama Firavun'un saltanatı zahirde bir saltanattır. O gün var, bugün yoktur. Hani bir varmış, biri yokmuş. Ha varmış, ha yokmuş. Öyle bir şey. Rüyadaki bir saltanat gibi. Geldi, geçti. Ve Firavun her ne kadar ülkesine hükmediyor görülüyorsa, görülüyor gibiyse de gerçekte kendine bile hükmü tam geçmiyor. Şöyle ifade edeyim. Mesela her bir insanda ortalama 100 trilyon hücre varmış. Ve hiçbir insan bir tek hücresinin bile hakiki maliki değildir. Böyle olunca bizdeki her bir hücrede de Allah'ın tasarrufu var. Firavun'un her bir hücresinde de Allah'ın malikiyeti, melikiyeti var. Ve Allah her insanın her hücresine, her zerresine hükmediyor. Saltanat böyle olur. Yoksa diyelim bir hükümdar gece vakti geldiğinde uyuması da gerekiyor. Belki diğer insanlar kadar uyumaz, biraz daha az uyur. Memleketin rahatını düşünüyorsa uykusundan fedakarlık eder. Ama uyumadan da edemez. Ve o hükümdar yemek yemeden de edemez. Muhtaçtır. Yemeğe muhtaçtır. Havaya muhtaçtır. Suya muhtaçtır. Bu manada baktığımızda hükümdar
Her ne kadar buna melik, hükümdar denilse de gerçek melik Allah'tır. İşte melik Allah'ın isimlerinden bir isim. İnsanlar için de melik deniliyor. Yani kral, hükümdar anlamında. İnsanlar için de aynı tabir kullanılıyor. Ama biz bunları böyle beraberce değerlendirdiğimizde işte gerçek melik Allah'tır. Gerçek hükümran ancak O'dur. Gerçek rauf ancak O'dur. Gerçek rahim ancak O'dur. Bunu genişletebiliriz. Dolayısıyla konumuz daha çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati, merhameti, onun rahmet peygamberi olmasıydı. Tevbe suresinin son iki ayetinde bunu görmeye çalıştık. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece şefkatlidir, merhametlidir. Bu noktada Allah Rauf Rahim olduğu gibi Peygamberimiz için de Rauf Rahim ifadesi kullanılmıştır. Ama bunu Allah'ın Rauf ve Rahim olmasının bir masarı olarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. Yani Allah'tan geleni yansıtıyor ve ona en güzel bir ayna olmuş. Cenab-ı Hakk'ın insanlık aleminde Rauf isminin en muhteşem tecellisi Peygamber Efendimiz'de. Rahim isminin en muhteşem tecellisi yine Peygamber Efendimiz'de. Diğer esmanın kamil manada tecellisi yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Ve bu açıdan baktığımızda insanlığın kemali onda. Demek ki insanın kemali Cenab-ı Hakk'ın esmasına mazhariyetten geçiyor. Eşyanın hakikatleri Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayanıyor. Peygamberimizin de bütün o güzel özellikleri tamamen Cenab-ı Hakk'ın esmasına mazhariyetten ibarettir. Hatta bu noktada Peygamberimizden şu hadisi hatırlayabiliriz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tahallagu bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Bazıları bunu şöyle değerlendiriyorlar. Kur'an ahlakıyla ahlaklanınız. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ahlakın nasıl olması gerektiğini bize bildirmiştir. Böyle bir yorum yanlış değil, doğrudur. İtiraz edilecek bir şey yok. Fakat ben şahsen şöyle düşünüyorum. İbare Kur'an ahlakıyla ahlaklanınız şeklinde gelmiyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız şeklinde geliyor. O zaman şöyle anlamak herhalde daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Siz de Rauf, Rahim olun. Yani çok şefkatli, çok merhametli olun. İşte Allah diyelim affedendir, gafurdur. Siz de başkalarını bağışlamasını bilin. Allahu Teala sanatını güzel yapar. Ahsene külle şeyin halaga, yarattığı her şeyi güzel yaptı. Sun Allah illezi atkana külle şey. O Allah'ın sanatı ki her şeyi sağlam yaptı. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız hadisinden hareketle. Yani siz de yaptığınız işi en güzel bir şekilde yapın, en sağlam bir şekilde yapın. Yani kısaca Hakk'a çok güzel bir ayini olun. Bu açıdan bakıldığında zannederim hadisin manası çok daha iyi anlaşılacaktır. Cenab-ı Hakk'a tabi ne kadar şükretsek az. En büyük peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, en büyük peygambere bizleri ümmet eylemiş. Kelamı içinde en üst düzey kelam Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'ini bizlere de indirmiş. Yani peygamberimize Kur'an-ı Kerim indi ama bize de inmiş oluyor. Hatta ben ayetlerin bir oyununu da ifade edeyim. Mesela فَاِنْ تَوَلَّا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ Bu ayeti okurken ilk muhatap peygamberimiz. Ey peygamber, eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Peki bize bakan yönü? Bize bakan yönü de şu. Biz de Allah'ın dinini tebliğe çalışırken elbette yüz çevirenler de olur. O zaman bunu doğrudan kendimize hitap ediyor bir şekilde okuruz. Yani sen Allah'ın dinini tebliğe çalışırken eğer bazıları yüz çevirirse merak etme, üzülme, de ki Allah bana yeter. Yani bu muhatap olma makamına hepimizin yükselmesi çok güzel bir mazhariyet olur. Kur'an-ı Kerim'i okurken peygamberimize yönelik kitaplarda bile onun zımnında ümmeti de var. Orada kendimizi de görebilirsek daha üst düzeyden Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluruz. Ben bir de ayetin hasiyetiyle alakalı şöyle bir rivayeti Ebu Derda'dan rivayet edilen rivayeti nakledeyim. Peygamberimizden naklen şöyle anlatıyor o sahabi.
Diyor ki her kim hasbiyallah la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim bunu 7 defa okursa ne gibi derdi varsa Allah onun o gibi dertlerine kafi gelir, onu o dertten kurtarır. Cenab-ı Hak bizleri hem bu ayetlerin hem diğer insanı kamili anlatan ayetlerin mazharı olan bahtiyar kullarından eylesin. Lillahi'l-Fatiha.